Yatırım Bülteni'ne hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Bugün 16 Ocak günlerden Perşembe, uzun bir zamandır bekliyorduk dünkü anlaşmayı. Hangi anlaşma? Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasındaki ticaret anlaşması. Aslında Mart 2018 itibariyle başlamıştı bu savaşlar. Sonrasında dünya ekonomisi açısından da çok pozitif gelişmedi. Genelde Çin'in büyüyememesi soruna yol açtı. İşte o anlaşma dün imzalandı. Başkan Trump ve Çin'in baş müzakerecisi tarafından. Hem Trump'ın açıklamaları vardı hem de Çin tarafının açıklamaları var. Aslında anlaşmanın kapsamına baktığında sınai mülkiyet hakları ile beraber kurdaki oynaklıklar ve bunun yanında tabii tariflerle ilgili bir gelişme beklerken o anlaşmaya girmediğini görüyoruz. Burada Amerika Birleşik Devletleri'nin zirai ürünler konusunda biraz daha ümidi var ya da biraz daha olumlu tarafta olduğunu söyleyebiliriz. Birazdan değerlendireceğiz. Yani ABD-Çin arasındaki ilk faz anlaşma ne anlam taşıyor ve etkileri ne olacak? Tabii bunun dışında para politikası kurul toplantısı var. Hemen detaylandıracağım piyasalar açılmadan önce, bakalım hızlı hızlı. ABD-Çin birinci faz ticaret anlaşması imzalandı. Anlaşmanın içeriğine göre birçok önemli konu ikinci faza kaldı. İkinci faz görüşmelerinin başlamasına karar verdiler. Daha doğrusu bir uzlaşı sağlandı bu noktada, ancak Trump'ın açıklamasına göre üçüncü fazla ilgili bir gelişme yok. İkinci fazla çözülmesi düşünülüyor. İlk faz görüşmeleri yaklaşık 1,5 sene sürdü, hatırlayalım. İkinci faz için bakacağız ama maddeler biraz daha ikinci anlaşmaya kalmış durumda. Trump'ın açıklamaları var. Trump bu açıklamalarında tarihinde yapılmış en büyük anlaşma olduğunu ifade etti. ABD-Çin arasındaki bu ticari ilk faz anlaşma önümüzdeki süreçte hem Çin'in ticari ortaklarından Avrupa bölgesini nasıl etkiler, hem ABD-Çin arasındaki ilişkileri, hem de ASEAN bölgesindeki ticaret ilişkilerini Çin nasıl etkileyecek? Aslında sorulması gereken sorular bunlar. Birazdan telefon bağlantımızda da detaylandıracağız. Çünkü burada zirai ürünler de var. Çin tarafından Amerika'dan ithal edilecek olan. Ticaret anlaşmasının ardından Amerika'da endeksler rekor seviyeleri gördü. Asya'da karışık bir seyir var. Asya tarafı çünkü bunun algılaması biraz daha farklı. Eğer Amerika Birleşik Devletleri ile ticaret aralarındaki ticaret hacmine ilerletecek ve yükselteceklerse ASEAN ülkelerinde ve Avrupa ülkelerinde yapılacak ihracat ve ithalat rakamlarına yansıması olası. Dolayısıyla Asya tarafında görünüm karışık. Bu arada Amerika Temsilciler Meclisi Başkan Trump'ın azil maddelerini Senato'ya yolladı. Temsilciler Meclisi'nden geçmişti azil sürecine ilgili yasa tasarısı, yasa diyelim. Senato'ya gönderilmemişti uzun bir süre Pelosi tarafından. Bu noktada Trump tarafından yönetiminden eleştiriler almıştı ve bu soruşturmanın, azil maddelerinin Senato'ya gönderilmesi istenmişti. Bakalım, bugün bakacağız. Senato'ya yolladı. Hatta imzalar için kalemler de hazır. Sonra bu kalemleri için magazin kısmına bakacak olursak Senato'ya dağıtılacak diye görüntüleri de var. Görüntüler de var. Bu arada Fed'in 5 kitap raporuna göre ABD ekonomisinde yakın vadeli görünümü olumlu olmaya devam ediyor 5 kitaba göre. Şimdi Amerikan ekonomisini biz 2020 sene içerisinde Fed'in neler yapacağına dair soru işaretleri kafamızda olarak girdik. Şöyle ki, aslında herhangi bir faiz değişikliği öngörülmemesine rağmen yine de Amerika Birleşik Devletleri'nin hem büyüme tarafında hem enflasyon tarafında nasıl bir yol izleyeceği önemli olacak Fed'in kararlarında. Yurt içinde gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrilmiş durumda. Bloomberg KT araştırma biriminin yapmış olduğu ankette medyan 75 bas puan faiz indirimi olması yönünde. 8 kurum bir faiz indirimi beklemiyor. Birazdan Gizem Uzuner'le konuşacağız. Gizem bu anketi gerçekleştirdi. Biraz daha detay aktaracak bize. Bu indirim geldiği takdirde hem borsa kanadı hem dolar TL kanadında nasıl bir tepki alır, onu da info yatırımla konuşacağız diyelim. Devam edelim. Türk borsalarıyla devam edeceğiz ve Borsa İstanbul'da 121 binin hemen altında bir kapanış var. %0,4'lük bir kayıp. Aslında çok ciddi bir kayıp değil. Yeni bir rekor denedikten sonra satıcılı bir kapanış gerçekleştirdiğini görüyoruz Borsa İstanbul'un. Dolar TL tarafında ise sabah saatlerinde yatay bir açılış var. Görüldüğü üzere 5.87-88 bandı, 10.000'de 6 primli. Euro TL tarafında %0,1'lik prim var. 6.55-6.56 civarında. Parite biraz burnunu yukarı çevirmiş durumda. Burası 1.11.49-1.11.50. 1.11'lere yakın izliyordu parite, euro dolar paritesi, ama hem Avrupa kanadından gelen veriler, hem ABD için görüşmeleri, hem İngiltere Brexit, bunların hepsi bu parite üzerinde etkili. Devam ediyoruz hemen piyasalarda tahvil faizleriyle. Biz dün itibariyle 2 yıllık faizlerde %11'in altını gördük.
Bugün de aynı şekilde keza dünkü kapanışlarda 2 yıllık tahvillerde %10.33 seviyesi var. Hemen Merkez Bankası'nın faiz toplantısı ve kararı öncesindeki faiz oranları. 5 yıllık faiz tarafında %10.68 seviyesini görüyoruz ve 10 yıllıklarda %11'e yaklaştığını görüyoruz faizlerin. Avrupa piyasalarıyla devam edeceğiz. Çin-ABD arasındaki ilk faz anlaşmanın Avrupa yetkililerine baktığımızda aslında satıcılı seyirler olduğunda çok net izleyebiliriz. Almanya tarafından gelen ve hiç gelmedi. Son 6 yılın en düşük büyümesi %0.6 geldi Almanya büyümesi. Oradan gelen veriler çok pozitif değil. Diğer taraftan İngiltere'de de enflasyon rakamı beklentilerin altında gerçekleşti. %1.5 bekleniyordu, %1.3 geldi. Dolayısıyla biz önümüzdeki süreç İngiltere Merkez Bankası'ndan bir faiz indirimi bekleyebilir miyiz diye sordum analistlere. Sabah Cem Tözge ile konuştuk Ata Yatırım'dan. Olabilir, olasılık dahilinde dedi İngiltere Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle ilgili. Bu arada Londra tarafında aslında artılı kapamasına rağmen Moody's bir açıklama yaptı. Anlaşmasız Brexit gerçekleşirse nota etkilenir dedi. %0.2'lik bir primle kapattı Londra borsası her şeye rağmen. Paris, Frankfurt ve İtalya borsalarında satışlar hakimdi ama en fazla zararı İtalya gördü. %0.7'ye yakın bir eksisi var, satış geldi. ABD piyasalarıyla devam edelim. İlk faiz anlaşmanın yapılmasıyla birlikte, imzalanmasıyla birlikte Amerikan borsalarında yeni rekorlar gördük. Nasdaq 10.000'de 8 artıda kapattı, 9.258 seviyesindeyiz. Dow Jones ve S&P'de de primler var. Görüldüğü üzere 30.000 seviyesine yaklaşmış durumda. Diğer taraftan S&P 500'ü yeni yıla girmeden önce bazı raporlarda 3.500 seviyesinin 2020 yılı boyunca süresinde görülebileceği ifade ediliyordu. Evet, biz bir de vadelilere bakalım Umut, rica edeceğim. Vadeliler varsa aslında açılış babında en azından Türk borsalarının açılmasından önce ya da Türk piyasalarının açılmasından önce bize önce bir gösterge bazında bir örnek gösteri, bir yol gösteri diyelim. Dow Jones vadeli, Nasdaq ve S&P vadelilerde primler var. En fazla Nasdaq'ta görüyoruz %0.2 primi. Ve emtia fiyatlarına da emtia rakamlarına da hemen bir bakalım. Emtia'da nasıl bir gelişme yaşadık dün. Spot altın 1552 ama çok az eksisi var. %0.2. Gram altında 293-296 bandı devam ediyor. Doların hareketi önemli burada biliyorsunuz. Ons altının gram tarafında hesaplanmasında. Brent petrol ve NYMEX'te yükselişler var. Opin petrol raporu geldi. Arzda 60 bin varillik bir daralma olduğunu söyleyebiliriz. Arzda, talepte de daha doğrusu talebi de baktığımızda aslında farklı bir görüntü çizdiğini de söyleyebiliriz. OPEC'in petrol raporunda. Dolayısıyla 0.7-0.8 primli emtia piyasaları. Verilerle devam edelim biz hemen. Bakalım neler var verilerimizde. Bugün Almanya'da Aralık ayına ait TÜFE verisi gelecek. Dün büyüme rakamı gelmişti. Bugün bunu bekliyoruz, enflasyonu bekliyoruz. Bakalım veri nasıl gelecek? Büyüme iyi gelmedi. Merkez Bankası'nın faiz kararı Gizem Uzuner'le daha da detaylı anlatacağım size. Haftalık menkul kıymet istatistikleri olacak. Türkiye'nin 14.30'da yine saat 16.30'da Philadelphia Fed imalat endeksi var. Ocak ayına ait bir veri. Ocak ayına ait veriler gelmeye devam ediyor. Amerika'nın verilerle ilgili de uygulama değişikliğe gidileceğine dair bazı haber akışı var. Bunu da tırnak içinde verelim. Saat 16.30'da yine Amerika'da Aralık perakende satış verisi var. Yarın bir başka önemli konu Çin'den gelecek veri olacak. Çin büyümesi gelecek yarın. Haberlerimizde neler var bakalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Beyaz Saray'dan yapıldı bu açıklama. İki lider özellikle Suriye ve Libya'daki güvenlik durumuyla beraber İran'daki protestoları ve İran'ın Ukrayna uçağının düşürmesiyle ilgili açıklamaları görüştüğüne dair bilgi verildi Beyaz Saray'dan. OPEC'in 2019 Aralık ayına göre petrol piyasası raporuna göre diyelim, az önce de bahsetmiş olduğum gibi fiyatlara yansıyan günlükte 60 bin varil azaldı arz bir önceki aya göre bu. Yaklaşık 100 milyon 280 bin varile düştü. OPEC dışı ülkelerde petrol üretimi günlük 110 bin arttı. 70 milyon 840 bin varile kadar yükseldi. Devam edelim biz Gizem Uzuner'le hemen bakalım detaylara. Şimdi tabii bu kadar bilgi ışığında bakalım piyasalar nasıl açıldı. Asya tarafında çok ciddi bir hareket görmüyoruz. Zannediyorum ASEAN ülkeleriyle ticaret, Çin'in ticareti biraz yoğundu. Eğer Amerika'ya kayarsa acaba ASEAN ülkeleriyle ticaret hacmi düşer mi? Endişeleri olsa gerek diye düşünüyorum ama biraz detaylandırırsak Gizem.
Aslında şöyle söyleyeyim, geçen senenin sonu itibariyle bu fiyatlanan birinci fazdan bahsedebiliriz. Dolayısıyla zaten bir rally yaşıyorduk hali hazırda. O yüzden de bilinmedik bir şey olmadı ve beklendiği gibi de Amerika ile Çin masaya oturdu ve birinci fazı tamamladılar. Dolayısıyla buradan hangi ülkenin ülke bazında daha kötümser ya da iyimser etkileneceğinden ziyade küresel ticaret hacmi, küresel ölçekte zaten büyüyeceği için her anlamda dünya büyümesi anlamında olumlu. Biz tabii ki daha önceki dönemlerde Çin'e uygulanan bu ek tarifelerin belli başlı ülkelere yaradığından bahsetmiştik. Yaramayacak kısımda aslında biz bu tabloyu 2018'in öncesinde zaten bilmiyorduk. Dünya neyse o şekilde devam ediyordu. Amerikan Başkanı'nın Trump olmasının ardından biz dengeyi sağlayacağız, dış açımızı, aleyhimize olan durumu değiştireceğiz vaadi gerçek olmuş oldu. Ama aslında dünya düzeni sadece son 3 senedir farklı. Dolayısıyla biz geçen senenin sonunda bu birinci fazın imzalanacağı beklentisiyle beraber tekrar küresel hisse senetlerinde coşku görmüştük. Şimdi gördüğümüz tablo bir ülkeye yarayacak, bir ülkeye yaramayacak tablosundan ziyade fiyatlamaların içerisinde zaten iyimserliğin dahilinde olmuş olması, fiyatlanmış olması. Bundan sonrasında biz ikinci fazı bekleyeceğiz. Onun tabii ki zamanı ya da kapsamı şu aşamada belli değil. Ve bu bir taraftan da belirsizliği de getiriyor. O yüzden de biz yine tıpkı geçtiğimiz sene olduğu gibi bir aşağı bir yukarı hareketler görebiliriz her bu ikinci faz konusu açıldığında. Şimdilik piyasa fiyatlamalar şimdiye kadar dahil olduğu için, fiyatlandığı için büyük ölçüde iyimserlikler bundan sonrasındaki rekorlarına devam edebilmek için doğal olarak daha başka olumlu haber akışlarına ihtiyacı var. Onu da artık makroekonomik veriler gösterecek. Biz birinci fazın imzalanmasının ardından Asya'nın ilk fiyatlamasını karışık görmekteyiz. Singapur, Kospi, Tayland artı da Malezya, Filipinler, Çin'in CSI 300 ise eksi de. Tamamen hisse senetleri için karışık bir tablodan bahsedebilirim. Döviz piyasasındaki tablo yine aynı şekilde karışık. Hint rupisi, Polonya zlotisi mesela dolar karşısında değer kaybederken ekranımıza çıkanlar arasında Arjantin pesosu ya da Yeni Zelanda dolarının dolar karşısında artıda olduğunu görmekteyiz. Faiz tablosu için ortak bir şey söyleyebilirim. Faizler küresel ölçekte geriliyor. Emtia sınıfı da benzer bir biçimde tıpkı hisse senetlerinde tıpkı döviz piyasasında olduğu gibi karışık bir seyri var. Artıda olan tarafta ve emtia sınıfının en çok kazananı olarak alüminyumu görmekteyiz. %1.58'lik primiyle beraber. Ama bakır mesela aynı esnada %0.28'lik kayba işaret ediyor. Ülke risk primlerinde rahatlama var. Dolayısıyla her ne kadar risk algısında fiyatlamaların içerisinde birinci fazın olumluluğu dahil derken yine de rahatlatmış mı ülkelerin ellerine? Evet, rahatlatmış. Bir noktada biz ülke risk primlerinin gerilediğini de görmekteyiz. Evet, ilk faz anlaşmayı dün imzalandı. Trump açıklamaları vardı. Çin tarafından açıklamalar vardı. Hemen grafiğimize de dönelim. Bu ilk faz anlaşması yapılmasıyla birlikte dediğin gibi ikinci faz ne zaman ve içeriğinde ne olacak ve tarifeler nasıl şekillenecek aslında? Hemen bakalım. İmzalanmadan önce herhalde sene sene bu göremedim. Evet, sene sene şuralara çıkmamış. Bunların her biri bir yılı temsil ediyor. Yani her bir ikili bar. Pembesi Çin'in Amerika'ya yaptığı ihracatı, beyaz olanı ABD'nin Çin'e yaptığı ihracatı yıllık bazda gösteren yıllık rakamlardır. Her bir iki bar bir yılı gösteriyor aslında. Şu son gösterdiğim 2019 yılının gerçekleşmeleriyle birlikte biz zaten açık ara Çin'in Amerika'ya yaptığı ihracat konusunda, yani toplamdaki dış ticaret konusunda Çin'in zaten açık ara avantajlı olduğunu görmekteydik. Şimdi bu birinci fazın içerisine ne dahil? 200 milyar dolar ekstradan Çin Amerika'dan ithalat yapacağını, yani şu rakamı arttıracağının sözünü veriyor. Dolayısıyla aslında nette yine Çin avantajlı konumda, ama bir taraftan da Amerika o arada açılan makası uyguladığı ek tarifeleri, 2018'in başından bu yana uyguladıkları ek tarifeleri devam ettirerek o avantajı dezavantaja dönüştürmeye çalışıyor ya da daha doğrusu dış ticaret tarafında dengeli iki ülke yaratmaya çalışıyor. Bu birinci fazın içerisinde şimdiye kadar neler biliyoruz? Mevcuttaki tarifeler korunacak. Çin'e kur manipülasyonu konusunda uyardılar, bir şart getirdiler ve aynı zamanda birinci fazın ardından da bir uygulama komisyonu kuruldu. Yani Çin kuru manipüle ediyor mu etmiyor mu? Bu birinci faz imzalandıktan sonra o konsey aslında izleyecek Çin'in ne yapıp ne ettiğini. Bununla birlikte Çin Amerika'dan daha fazla mal alacak, daha fazla ithalat yapacak. Dolayısıyla
Şimdilik asıl önemli olan konular, daha öncesinde seninle bu ticaret müzakerelerini konuşurken de tartışmıştık. Asıl önemli konu fikri mülkiyet hakları vesaireydi. Onlar artık ikinci faza kaldı. Bu konu içerisine dahil değiller, onu söyleyebilirim. Ve Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Trump da dedi ki aslında bu anlaşmanın imzalandığı esnada bir basın toplantısı oldu. Ve muhteşem bir anlaşma. Ben zaten seçilmeden önce bunun sözünü vermiştim. Şimdi onu yerine getiriyorum. Herkesin faydasını oldu şeklinde de bir açıklama yaptı. Aslında beklentileri karşılamamış gibi hem tarif açısından hem de fikri mülkiyet hakları konusunda, ama demek ki ikinci faz anlaşmayı biz herhalde bu sene ve önümüzdeki sene konuşmaya devam edeceğiz. Evet, Medvedev istifa etti. Dün son dakika gördük. Putin yeni hükümeti seçeceğini söyledi. Bazı isimlerden bahsediliyor. O ayrı, o değerlendirir uzmanlar. Ama ruble tarafında nasıl bir etki yarattığında grafikte nasıl ne tarafa doğru yön olduğunu grafikte de gösterdin sen. Biraz hareket aşağı doğru anladığım kadarıyla. Aslında bir sakinleşmeden bahsediyoruz. Tabii ki o anda piyasada bir şok etkisi yarattı ve fiyatlamalara da girdi. Ama kalıcı olmadığını söyleyebilirim. Zaten Putin'in yıllık konuşmasının aslında, yani Medvedev kararını açıklamadan saatler öncesinde Putin yıllık konuşmasını yapıyordu. Ve birçok anayasal değişiklikten bahsediyordu. Sonrasında gerçekten de beklenmedik bir karardı piyasalar için. Ve ilk reaksiyon olarak dolar ruble üzerindeki fiyatlamayı gösterecek olursam, şurası rublenin dolar karşısında bu haber akışının ardından %0.6'ya kadar değer kaybettiğini gösteriyor. Ama sonrasında ne oldu diye bakacak olursak, şurada nispeten gri görünen alan dünü temsil ederken bugünü bugün temsil eden, sarktın, evet. Evet, bugünü temsil eden alanda şu daha siyah olan kısım. Dolayısıyla biz evet Medvedev'in istifasının dolar ruble üzerinde ruble negatif etki yarattığını gördük. Ancak sonrasındaki fiyatlamalara dikkat etmek gerekirse kararını açıklamadan önceki seviyelere gelmiş vaziyette. Dolayısıyla piyasa fiyatlaması açısından bu kararın kalıcı olmadığını söyleyebilirim. Ve bizim Merkez Bankamız tabii faiz kararı, faiz beklentisi, arka arkaya aslında grafikleri de verebiliriz. Bloomberg HT'nin yaptığı, sizin yaptığınız yani araştırma biriminin yaptığı bir anket de vardı. O ankette de farklı sonuçlar aldık. Medyanda 75 basman çıktı mesela bize, ama hem bu grafikte hem bir sonraki grafikte anlatırsan bize aslında genel beklenti ne olabilir? Şimdi farklı farklı fiyatlamalar var ve piyasanın beklentisi gerçekten de ayrışmış vaziyette. Başka anketlere de bakıyorum tabii ki, bu anketi bizim anketimizi yapmanın yanı sıra. Ama aşağı yukarı hani anket bazlı olarak piyasaya sorulduğunda çıkan cevaplar ağırlıklı olarak 75 basman. Yani bizdeki ankete paralel sonuçlar veriyor. Bizim mevcut durumdaki haftalık repo faizimiz 12 seviyesinde bulunuyor. Ve bizim yaptığımız ankete katılan 18 kurumun medyan beklentisi bugünkü toplantıda Merkez Bankası'nın 75 basmanlık bir indirimle mevcut durumdaki 12 seviyesinde bulunan haftalık repo faizini 11.25'e indireceği yönde bir beklenti oluştu. Şimdi bu ankette medyan bu diyorum ama medyan almaktan başka da çare yok. Onu söyleyebilirim anketi yaparken. Ama ciddi bir ayrışmadan bahsediyor muyuz 18 kurum içerisinde? Evet, bahsediyoruz. O kırılımı da buradan görebiliriz. Medyan beklenti 75 basman 18 kurumun. Ancak bu 18 kurumun 8 tanesi 100 basman indirim bekliyor. Bir tanesi 75 basman indirim bekliyor. 9 tanesi ise değişiklik yapması yani bekleniyor. Yani 9'a 9 olmuş. Gibi bir şey, evet, aynen öyle. Dolayısıyla buradan da zaten sadece bir anket üzerinden bile biz buradaki ayrışmayı gözlemleyebiliyoruz. Ha, piyasa ne diyor? Swap fiyatlamasına baktığımda 100 basmanlık bir indirme işaret ediyor. Şu anki piyasa fiyatlaması o. Ha, bir de şu notu özellikle düşebilirim. Sayın Murat Uysal Başkan olduktan sonrasında özellikle piyasa fiyatlamasının doğrultusunda da faiz kararları alındığını gördük. Yani normalde anketlerde biraz daha temkinli, ölçülü faiz indirimleri beklenirken piyasanın fiyatlaması daha sert oluyor. Ve Merkez Bankası daha çok oraya yakın faiz indirimleri yapıyor ki biz bundan kaynaklı da piyasa beklentilerinin üzerinde bir faiz indirimi geldi diyoruz. Bununla ilgili tabii ki piyasa reaksiyonu içerisinde farklı görüşler var. Bir sonraki çizdiğim grafikte reel faizi gösterdim ki en büyük tartışma konusu da zaten bu. Evet, reel faiz tarafında eğer 11.25 beklenti dahilinde, yani daha doğrusu ankete göre olduğu zaman eksi bir reel faize geçmiş olacağız, değil mi? Mevcut duruma göre, evet. Evet, mevcut duruma göre, ama biraz daha detay bakalım reel faizimize biz. Şimdi ben burada 3 tane farklı hesaplama kullandım ama Merkez Bankası'nın kendi ima ettiği enflasyon raporunda vesaire de şu mor çizgiyle hesapladım aslında.
egzante olarak bakıyoruz dedi. Makul reel getiri dedi. Ama hani tam tanım olarak benim anladığım şu. Gösterge kağıdın bileşik faiziyle Merkez Bankası beklenti anketindeki 24 ay sonraki enflasyon beklentisi arasındaki farkı alarak vurdum. O da 1.11'e işaret ediyor. Ha, bu neden böyle? Tabii ki 24 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentisi zaten daha düşük olduğu için reel faiz otomatikman daha yüksek çıkıyor zaten. Ama mevcut durum üzerinden ilerleyecek olursak bizim Aralık ayı enflasyon rakamlarımızla beraber 11.84 civarında bir yıllık enflasyonumuz var. Ne oluyor? Eğer 11.25'e gelirse politika faizi bu durumda biz reel faizi negatife döndürmüş oluruz mevcut durumda. Ama dediğim gibi Merkez Bankası'nın kendi anlattığı benim anladığımdan şuraya bakmamız gerektiği. O da 1.11 seviyesinde olduğunu gösteriyor. 24 ay sonraki enflasyon beklentilerine dayanarak bakacak olursak. Yani piyasa ağırlıklı olarak şu dönemde mevcut enflasyon oranıyla kıyaslamak gerektiği yönünde yorumlar da geliyor ama orada eğer dediğimiz gibi medyan beklenti gerçek olursa reel faiz tarafının negatife geçtiğini göreceğiz. Ama burada hala pozitif. O zaman bunda zaten göz almış durumda Merkez Bankası önümüzdeki 24 ay senin söylediğin gibi bizim de anladığımız kadarıyla baz alarak yapmış olduğu hesaplamalara göre faiz indirimleri gelecek ki bu sene 12 tane toplantı olacak. Dolayısıyla nasıl yayacak, hangi aylığa yayacak, nasıl olacak? O da merak ettiğimiz konulardan biri mevduat sahipleri tarafından. Çünkü mevduat faizlerinde de reel getiri olacağı için bundan sonra bu para nereye gidecek? O sorularda herhalde biz işlemeye başlarız. Gelişmekte olan ülke para birimleri tarafında ne görüyoruz? Yine çok fazla bir hareket yok gibi duruyor. Evet, kesinlikle öyle. Burada da bir ayrışmadan bahsedebiliyoruz ama herkesin hikayesi bugün bütün varlık sınıflarında neredeyse aynı. Az önce canlı grafikten de aktardık. Merkez Bankası'nın kararı öncesinde ise TL'nin sakin seyrettiğini söyleyebiliriz. Buraya ilişkin beklentiler çeşitleniyor. O yüzden de şöyle söyleyeyim. Geçmişteki Merkez Bankası'nın kararı açıklandıktan sonraki piyasa reaksiyonuna baktım. Yani normalde teorik olarak beklentinin üzerinde bir faiz indirimi TL'yi negatif etkiler şeklinde Temmuz ayı başı itibariyle yapılan indirimlerde görüyorduk ama zaman içerisinde o günden bugüne yapılan çok ciddi 1000 puanın üzerinde bir faiz indirimine gitmemize rağmen her karar açıklandığının sonrasına baktığımızda ilk reaksiyon olarak o kadar piyasanın beklediği gibi sert bir reaksiyon görmemiştik. Ama bu sadece bir istatistik. Daha önceki dönemlerde böyle oldu. Şimdi reel faiz konusunun işte negatife dönecek kısmında bir tartışma olduğu için bu tür piyasanın istikrarı açısından tabii ki önemli. Peki biz hemen piyasaya bakalım. Aslında yeni bir rekor denedi Borsa İstanbul ve arkasından satıcılı kapattı ama %0.4. Yine volüm iyiydi ama. Evet, hacim aynen. Yine iyiydi. Aynen. Ama endeksi taşıyan ve sonrasında düşüren kağıtlar özellikle sektör bazlı ne gözüne çarptı Gizem? Şöyle aslında buradaki yani şurada dediğin gibi %0.4'lük düşüşün beklenmedik bir şey olduğunu söyleyebilirim. Dün zaten seninle burada konuşurken Asya seansının kıpkırmızı olduğunu gördük. Ve küresel borsalar tarafında dedik ki bugün işte bir miktar kar satışı görüyoruz. O yüzden de analistlerin beklentileri zaten bugün bir miktar kar satışı gelebilir. Onun ölçütü belirleyici olacak bunun devamı gelir mi konusunda denmişti. Ve %0.4'te kalmış olması bunun hala bir kar satışı sınıflandırmasına değerlendirilmesine sebep oluyor. 37 tane hisse gene de günü yukarıda tamamladı. Ve yükseltmeye çalışanlar tarafında Emlak Konut, BİM, Anadolu Grubu Holding, Tavava Limanları, Sabancı Holding diye liste devam ediyor. Bankalar tarafını görmüyoruz. Aşağıya bakıyorum düşürenler tarafına. En fazla aşağı yönde etki yapanlar puan bazlı Ereğli, Türksel, Akbank, Garanti Bankası. Dolayısıyla bankalar tarafında düşürücü yönde hareket ettiğini gördük dünkü düşüşleriyle, kayıplarıyla birlikte. Dolayısıyla burada hani net bir yön vermemekle birlikte 37 tane hisse günü yukarıda tamamladı, 57'si aşağıda, 6'sı ise yatay. Ve günün sonuna baktığımızda %0.4'lük bir hareketle düşüşle beraber 120.938 puandan günü tamamlamış olduk. Evet, bugün VEOP açılışıyla beraber bir göreceğiz. Çünkü Asya karışık ama vadeli Amerika artıda. Gizem, ağzına sağlık, teşekkür ediyoruz. Atılım Murat karşımızda, hemen kendisine dönelim. Top Etü öğretim üyesi. Atıl Murat, şimdi öncelikle tabii Çin ABD arasındaki ilk faz anlaşma ve bunların devamında ülkelere ihracata, ithalata, Çin'in yapmış olduğu ASEAN'la ve Avrupa ile olan ihracatını, ABD'nin Çin'le olan ihracat ve ticaret hacmine ve bunun yanında Avrupa yetkililerine şöyle bir üstten bakarsak nasıl yorumlarız? Şimdi tabii piyasa çok büyük beklenti içine girmişti bu ABD ile Çin arasındaki anlaşma için. Anlaşma imzalandı gerçi. Ama sonuçta biraz böyle bir hayal kırıklığı da var piyasanın bir kısmında, piyasa oyuncularında. Hani işte tekrar seçim sonrasında bazı işlerin kalması gibi. Ama şu var, yani piyasa
bu tarz şeylere çok fazla takılmıyor. Ama jeopolitik riskler, ama işte hani anlaşmanın tam istenildiği gibi olmaması gibi şeylere fazla takılmıyor. Çünkü hani ihracat, ithalat vesaire tabii ki her bölgenin kendine göre yaptırımları, kriterleri var. Ama yani merkez bankaları öyle bir destek veriyor ki piyasalara ve her kötü haber yeni destekler yaratır beklentisiyle piyasa almaya, coşmaya devam ediyor. Ve zaten bu nedenle de sizin söylediğiniz bu şeylere rağmen yani dünya ekonomisindeki büyüme beklentileri sürekli olarak yukarı yönlü revizyona uğruyor. Normal şartlarda yani merkez bankaları bu kadar destek vermeseydi ekonomilere çok daha farklı şeyler konuşabilirdik. Bu ihracat, ithalatla ilgili dünya ekonomisinde çok daha kötü büyüme rakamları görebilirdik. Ama dediğim gibi öyle bir çılgın piyasa var ki şu an beklentiler son derece pozitif. O nedenlere nasıl olsa ne olursa olsun hani ihracat, ithalat tarafında dış ticaret hacimlerinde sıkıntı bile olsa nasıl da Merkez Bankası bizi destekler beklentisi şu an için pozitif algıyı yüksek tutuyor. Zaten Çin arka arkaya işte faiz indirimleri geliyor, daha da gelecek teşvik paketleri, önümüzdeki dönemde Avrupa'dan teşvik paketleri. Onun için dünya ekonomisindeki beklentiler şu aşama oldukça pozitif tabii ki. Peki, az önce söylediğin bir şey dikkatimi çekti aslında, biraz hayal kırıklığı derken. Hem tarife tarafı hem de fikri mülkiyet hakları tarafı biz ilk anlaşmada birinci fazda halledilebileceğini düşündürmüştü. Ancak görünen o ki ikinci faz tarafına kaldı. Şimdi bu bir başka belirsizliği de ortaya koymaz mı? İkinci fazın görüşülmeye başlanacağı uzlaşısı ama tarihi belli değil, içerik belli değil, ne dersiniz? Aslında bu anlaşmaya Trump'ın daha fazla ihtiyacı vardı. Çünkü Çinliler sabırlıdır. Yani bir de şöyle bakmak lazım. ABD ile Çin arasındaki bu görüşmeler, müzakereler yani daha çok uzun yıllar devam edebilir. Çünkü yani uzun vadeli bir savaş bence bu. Biz şu an tabii piyasalar açısından kısa vadede anlaşma imzaladık, ikinci safhaya odaklandık ama ya bunun daha çok farklı boyutları var. Dış politikaya kadar uzanan ABD ile Çin arasında ve çok uzun yıllar devam edecek. Ve dediğim gibi Trump'ın seçim öncesinde böyle bir şeye ihtiyacı vardı. Çinliler sabırlıdır. Onlar da muhtemelen bir Kasım seçimini görmek isteyecekler. Yani şu an tabii ki Trump şanslı gözüküyor ama yani anketlerde önde gözüküyor ama sonuç olarak şöyle düşünelim. Bir dönem daha seçilse Trump 4 yıl daha Çin Trump'la çalışmak zorunda kalacak. 4 yıl sonra, 4,5 yıl sonra Trump diye birisi olmayacak. O nedenle şu an yavaş yavaş gidiyorlar. Yani öyle bir Trump da şu aşamada memnundur muhtemelen. En azından bir anlaşma imzalandı. Çinliler de sabırlıdır. Ve muhtemelen Kasım sonrasında kalacak. Dediğiniz gibi takvim de yok şu an önümüzde. Ama zaten gelen haberler de o yönde. Kasım seçiminden sonra biraz daha netleşir. Ama bir kez daha belirteyim. Bu çok uzun soluklu olacak bu görüşmeler. Savaşın farklı boyutları da var bana göre. Peki Sayın Hocam, bütçe görüşme, daha doğrusu bütçe gerçekleşmelerine baktığımızda faiz dışı açığın dışında 100 milyar dolara yakın bir faiz gideri olduğunu da görüyoruz. Bütçe rakamlarını siz nasıl okuyorsunuz? 2020 yılına dair bir öncü ya da bir yol gösteriyor mu bize, ne dersiniz? Tabii kemerleri sıkmaya başladık. 2019'da biraz fazla açıldık. Bütçe rakamlarından da belli. Zaten bir de şöyle bakmak lazım. Hani Merkez Bankası'nın kârı devredildi. Ondan sonra işte ihtiyat akçesi vesaire bunlar devredildi. O devirlere rağmen, hazine devire rağmen ciddi bir bütçe açığı var. Biraz kemerleri sıkmaya başladık. Zaten yani 2020'de bu şekilde açılamayız. Mümkün değil. Yani sonuçta sabit faiz giderleri de olacak yine 2020'de. Ama 2019'dan ilk 6 ayını seçimlerle geçirmiştik. Biraz fazla açıldık bütçede. Ve 2020 içinde kemerleri sıkmaya devam edeceğiz. Ama şu da var tabii. Yani kemerleri sıkmaya devam edeceğiz derken de hala hani açıklanan yeni ekonomi programına göre baktığımız zaman yani %2,9'luk bir bütçe açığı milli gelir onun tahmini de var 2020 için. Yine yüksek sayılar aslında. Yani önceki senelere baktığımız zaman biz bütçe açığı milli gelir oranında %1'leri, 1,5'ları görmüştük. Yani çok istikrarlı bir şekilde uzun yıllar. Ama işte bu 2020 içinde %2,9, yani kemerleri sıkıyoruz. 2019'a göre çok daha dengeli bir bütçe göreceğiz. Ama yine de önceki yıllara göre yine yüksek bir bütçe açığıyla karşılaşabiliriz. Evet, teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Doçent Doktor Atılı Murat'a teşekkür ediyoruz. Hem bütçe dün açıklanmıştı hem de birinci faz anlaşma ile ilgili yorumlarını aldık. Biz tabii Asya tarafına da gideceğiz. Asya kanadında bakalım bu anlaşma sonrası piyasalarda nasıl tepkiler var. Ersoy, günaydın. Ve Asya piyasalarında Amerika Birleşik Devletleri gibi pozitif bir yukarı yönlü bir hareket görünmediğine dair bilgimiz var. Rakamları öyle. Biraz detaylandıralım. Tabii ki Zeliha, en sona beklenen faz bir anlaşması dün imzalandı. İmzalama töreninde hep beraber seyrettik.
Piyasa belki bir sürpriz olur mu beklentisindeydi ama pek sürpriz olmadı. Bunda fiyatlara yansıması çok heyecanlı olmadı Asya tarafında değil mi? Amerika yeni rekorlarla kapattı. Gerçi o da çok fazla değildi yükselişler ama Asya tarafına bakıyorum şu anda Nikkei çok artı, Hong Kong artı, Çin eksi, Avustralya artı kapattı yeni rekorlarla, Güney Kore artı. Ama ne artılar ne eksiler her iki yana da çok fazla değil. Benim en çok dikkatimi çeken bir petrol tarafındaki gelişmeler. Dün petrol fiyatları yine düşmeye devam ediyordu. Amerika'daki her hafta açıklanan stok verilerinde yükseliş vardı. Sonrasında ise toparlandı ve bunun sebep olarak da şunu söyleyebilirim. Çin Amerika'dan 52 milyar dolarlık ek petrol ve petrol ürünleri alacak. Bu sözleşmede vardı. Bunun önemi şu bence, hani petrol deyince daha çok bu Orta Doğu aklımıza geliyor, OPEC aklımıza geliyor ama son 3-4 senedeki kaya gazındaki artış, Amerikan üretimi yeni rekorlar seviyesinde, artık Amerika enerji ihraç eden bir ülke haline geldi. Pek fazla Orta Doğu'ya bağlı değil diyebiliriz. Gerçi petrol türlerinde çok büyük farklılıklar var ama bu dikkatimi çeken bir gelişmeydi. Diğeri ise soya fasulyesi. Evet, Çin yeni ürünler alacak Amerika'dan. Bunların sözlerini verdi ama soya fasulyesine net bir rakam belirtilmedi. Talebe göre Çin daha fazla soya fasulyesi alacak. Bu da soya fasulyesi fiyatlarının biraz düşmesine sebep oldu. En çok dikkatimi çeken gelişme buydu. Faz 2 anlaşması ne zaman başlayacak belli değil. Bu tarifelerin ortadan kaldırılması buna bağlandı. Ama hepsini toparlarsam bugün piyasada yeni bir heyecan, varlık sınıflarında çok fazla bir heyecan yaratmadı bu anlaşma. Zeliha. Ersoy, teşekkür ediyorum. Aslında anlaşmadaki bazı maddeler, daha doğrusu bazı maddeler bekleniyordu. Önce bir tarifelerde bakalım ne olacak diye konuşulmuştu ama hemen anlaşmadan bir gün öncesinde kaynaklar farklı bilgiler verdiler. Dolayısıyla az önce Ersoy'un da dikkat çektiği üzere bir petrol alımı, bir de soya fasulyesi en fazla dikkatimi çeken konular oldu dedi Ersoy. Kısa bir araya gidelim. Ve devam ediyoruz. Bu arada Viyop 30 kontrat endeksi %0.13 oranında bir değer kaybıyla artışla başladı. Değer artışıyla hemen info yatırıma dönüyoruz. Mert Yılmaz karşımızda. Mert, şimdi para politikası kurulu toplantısı var tabii. Ne bekliyorsunuz kurum olarak? Önce bunu soracağım. Arkasından hem bu hareketle beraber dolar TL, Borsa İstanbul nasıl bir tepki verir? Dün ABD borsaları iyi kapattı ama Asya karışık ama vadeliler artıda. Bizim piyasada hangi seviyeleri beklenebilir diyeyim sana. Evet Selih, aslında yaklaşık 2 yıldır süren şu ticaret savaşı konusunun birinci fazı tamamlandı, imzalandı. Dolayısıyla açıkçası piyasa fiyatlaması üzerine çok derin bir etki yaratacağını düşünmüyorum. Çünkü son zamanlarda artık bu imzanın atılmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Esas o konudaki daha büyük gerginlik yaşanması ihtimali faz 2'de. Orada da Amerika'dan gelen mesajlarda, özellikle seçim sonrasına kadar bu konunun ertelendiği yönünde. Amerikan piyasalarına tabii ki Amerikan doları ve Amerikan dolar bazlı varlıklarda bir miktar değer kazanımını beklemek mümkündü. O seyir sağlandı. Ama senin de söylediğin gibi diğer borsalara bir karışık seyir izleniyor. Bizde de bugünkü gündem, senin de sorduğun üzere, para politikası kurulu toplantısı. Zannediyorum oraya kadar bir miktar bekle gör havasında bir seyir hakim olacak. Açıkçası ben pas geçilmesinden yanayım. Yani benim öyle bir yetkim, bir hakkım olsa %12'de sabit tutarak devam ederim. Çünkü yılın ilk aylarında enflasyonun çift hanede kalması, 11-12 bandında devam etmesi gözüküyor. Eğer hükümetin hedefi olan 8,5'lu seviyelere doğru bir yakınsama olacaksa bu yılın ikinci yarısında söz konusu olacak. O nedenle olması gereken bence pas geçmesi. Ama özellikle tek faiz vurgusu, tek haneli bir faiz vurgusu, gene özellikle ticaret savaşlarında imzanın atılmış olması, Amerika-İran arasındaki yaşanan gerginlikte tansiyonun iyiden iyiye içinde bulunduğumuz günler düşmüş olması nedeniyle 25 ya da 50 puanlık bir faiz indirim benim açımdan çok sürpriz olmaz. Piyasa zannediyorum biraz daha yükseğini bekliyor. Ama 100 puan gibi bir indirimin
biraz kur üzerinde baskı yaratabileceğini düşünüyorum. Çünkü benim hesaplamalarım yıl içinde, yıl sonuna kadar daha doğrusu toplamda en iyi senaryoda 200-225 puanlık bir faiz indirimine alan olduğu yönünde. Bunun sadece yarısını, neredeyse yarısını ya da üçte birini 12 toplantının ilkinde almanın bir miktar baskı yaratabileceğini düşünüyorum. Çünkü önümüzdeki dönemin Türkiye'ye özel sorunlar olmasa da jeopolitik riskler ve dış siyaset açısından neler getireceğini kestirmek çok mümkün değil. Borsa tarafında da bir tarihi rekor kırıldı. Daha önce konuşmuştuk, buralara kadar gelmişken bir yeni rekor istenecektir diye. Bir küçük çaplı kar satışı var. Akbank haberi var. Açılışta onun fiyatlamasını göreceğiz. 116 bin üstünde kaldığı sürece sorun yok. Özellikle 110 bin üstünde kaldığı sürece de orta uzun vadeli pozisyonların koruması yönündeki strateji bence sürdürülmelidir diye düşünüyorum. Altın tabii bu Çin ABD arasındaki anlaşma sonrasında düşünüldüğü kadar bir tepki vermedi, ne dersin ONS tarafı? Ya oradaki yukarı hareket aslında Amerika-İran arasında yaşanan gerginlik nedeniyle bir 1610 dolar seviyesine kadar yükselmişti İran'ın misillemesi sonrasında. Orada zaten 2020 yılı içinde portföylerde bir altın bulundurulması konusunda bir genel konsensüs dünyada var. Ama zannediyorum yaşananlar önümüzdeki dönemde buna benzer sorunların yaşanabileceğine ilişkin kaygıları beraberine getirince düşük fiyatlar bir miktar daha yatırımcı tarafından alım yönünde kullanılıyor. Teknik olarak da şimdilik 1550'ler civarında bir süre daha oyalanacak gibi düşünüyorum. İnfo Yatırım Genel Müdürü Yardımcısı Mert Yılmaz'a teşekkür ediyoruz. Mert, kolay gelsin, iyi seanslar. Ve saat 14'te Merkez Bankası'nda toplantısı sonrası karar açıklanacak. Dolayısıyla gösterimizi saat 14'e çevirmiş durumdayız. BIOB 30 kontrat endeksi de çok hafif artıda işlemlerine başladı. Bakalım Borsa İstanbul açılışla beraber ne tarafa doğru yönlenecek diyelim. Kapatalım, hoşçakalın.